Çanakkale Belediyesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben de Yapabilirim isimli programımızın ikinci bölüm konuğu Çanakkale Belediyesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi ve diyetisyen Sayın Didem Güner. Didem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hem kanalımız hayırlı olsun hem de programımız hayırlı olsun. Çok programın çok da güzel bir adı var. Evet. Evet, hem dinleyenler hem katılanlar için çok güzel olmuş. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Bugünkü konumuz içinde bulunduğumuz COVID-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle çok önemli. Biliyoruz ki COVID-19 salgınındaki bağışıklık sistemi güçlü olanlarda daha az sarsıcı bir etki var ve ölüm oranlarının bağışıklık sistemi güçlü olanlarda daha az olduğu. Daha düşük oldu, evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında bağışıklığımızı yüksek tutabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Evet, bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemi aslında. Ancak bunun farkındalığını, ne yazık ki yoğun olarak farkındalığını son 2 yılda COVID-19 pandemisiyle birlikte fark ettik. Evet. Ya da algıladık ya da daha çok önemini anladık diyeyim. Vücudumuzun savunma sistemi, bağışıklık sistemimiz dışarıdan vücudumuza girmek isteyen işte bakteri, virüs, mantar, herhangi bir patolojik ajan ne varsa onları fark eder ve bununla savaşmaya başlar. Bağışıklık sistemimiz tabii sadece hastalıkların önlenmesinde değil, işte kilo verme sürecinde de çok önemlidir. Yaraların iyileşmesinde çok önemlidir. Metabolizmanın düzenli çalışmasında çok önemlidir. Dolayısıyla aslında her dönem koruyor olmamız lazım. Sadece böyle bir pandemiyle karşılaştığımızda değil. Ve herkesin, her metabolizmanın bağışıklık sisteminin dengede kalması gerekir. Yani ne çok düşük olması ne de çok abartılarak bunun çok yükseğe çıkarılması doğru değildir. Dengede kalan bir bağışıklık sistemini isteriz. Bağışıklık sisteminde aslında şöyle bir şey var. Hani ilk önce kendi bağışıklığımızın farkında olmamız lazım. Ve bunu dediğim gibi stabil tutabilmemiz lazım. Şimdi hatırlayalım. Pandemi ilk başladığında ilk önce bir işte çok iyi beslenmem lazım, ne yesem paniği oldu herkeste ve herkes evde, mutfaklar vesaire. Arkasından hani baktık yemekle olmuyor, biraz da kilo alıyoruz falan. Arkasından bir takviye, medikal tedavi başladı. Vitamin, mineral alımı inanılmaz başladı. Evet, ne derece sağlıklı. Evet, bu sefer yine başka bir kaygı ortaya çıktı falan. Bu süreci çok iyi yönetemedik. Bir de evde kaldığımızda işte psikolojik durumu çok değişkenliğe uğrayanlar oldu. Fiziksel aktivitesi çok sınırlananlar, evet, oldu falan. Bu dönemi böylece kötü geçirdik. Şimdi bağışıklık sisteminin güçlü olması tabii ki yeterli ve dengeli beslenmeyle çok önemli, çok alakalı. Egzersiz seviyesiyle çok alakalı. Evet. Ne çok yüksek ne çok düşük olmalı. İşte sigara içimiyle çok alakalı. Bunlar hep bağışıklık sistemimizi baskılar. Hava kirliliği çok önemli. İşte güneş ışığından faydalanamamak çok önemli. Tarımsal ilaçlar çok önemli. Dolayısıyla bir bütün. Ve bir iki günde toparlayacağımız bir şey değil. Dediğim gibi kendimize, evet, iyi bakıp bağışıklık sistemimizi kendi dengemizde tutuyor olmamız lazım. Çok sitokin fırtınası yaratmıyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu dönemde avantajlı olanlar bunu baştan beri yapanlardı. Onlardaki artı ve eksileri zaten hem bilimsel akademik yayın olarak gördük hem de yakınımızdaki kişilerde birebir hissettik. İşte aynı evin içinde pozitif olanlar oldu, yoğun atlatanlar oldu, hiçbir şey olmayanlar falan. Dolayısıyla bu bir anda oluşacak bir şey değil. Biz bunu bir sürece yayacağız. Adım 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 checklistimiz olacak. Ne yapıyorum diye. Ve sonrasında bağışıklık sistemimin kendime göre olduğunu bileceğim. Ve bunu korumaya çalışacağım. Dediğim gibi hani evet, yeterli beslenme bunun ilk aşaması. Ama yeterli beslenip işte yoğun sigara tüketimim varsa, yeterli besleniyorum güneş ışığına çıkmıyorsam, yeterli ve dengeli besleniyorum fiziksel aktivitem hiç yoksa ya da işte sürekli katkı maddeleriyle, katkı maddeli ürünler tüketiyorsam yine bu bağışıklık sistemimizin baskılanmasına neden oluyor. Teşekkür ediyoruz. Peki güçlü bir bağışıklık sistemi formülünü öğrendikten sonra diğer bir konu, diyet dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Diyet az yemek mi yoksa bilindiğinin aksine sağlıklı ve dengeli beslenmek mi? Bunu nasıl sağlarız? Şimdi diyet kelime anlamıyla zaten yediğimiz, içtiğimiz her şeyin
tamamı, bir bütün anlamında. Dolayısıyla yememek değil, tersine yemek. Aynen. Biz hani bunu her platformda danışanlarımızla da konuşuyoruz. Yememek değil, tersine yemek. Sadece bu yeme sisteminin belli bir düzeni olmalı. Belli bir dengesi olmalı. Ve her dönemde insanın yaş grubuna göre, cinsiyetine göre ve içinde bulunduğu özel durumlara göre, işte hamilelik gibi, emziklilik gibi ya da metabolik, kronik bir rahatsızlığı olduğu dönemlerde bu beslenmesinin farklılaşması gerekiyor ve bunu takip etmesi gerekiyor. Herkes şimdi çok güncel, sürekli değişen, farklı diyet akımları var, programlar var ama şimdi herkes bunları bilmek zorunda değil. Ben meslek uzmanı olduğum için evet herkesinkini bilmek zorundayım, bunları takip etmek zorundayım. Ama bireyler, siz sadece kendi beslenme modelinizi öğrenmekle yükümlüsünüz aslında. Aksi takdirde büyük bir kargaşa oluşuyor ve sonrasında bunu toparlamak çok çok daha zor oluyor. Kendi kafamıza göre. Aynen, evet. Sağlıklı bir diyet programı nasıl olmalı? Dikkat edilmesi gereken hususlar? Nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Şöyle, şimdi dediğim gibi yine sağlıklı bir beslenme modelinde kişinin içinde bulunduğu durum çok önemli. Cinsiyeti, yaşı, sosyal aktivitesi, sosyoekonomik durumu. Evet. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey olması lazım. Evet. Yani ben bu programı 3 gün 5 gün sonra ne olacak? Bu benim hayatıma. Yani beslenme programları sizin hayatınıza entegre olmalı. Siz beslenme programlarına entegre olamazsınız çünkü. Burada ilk yapılması gereken aslında bir sağlık kontrolü. Metabolizmada herhangi bir sıkıntı var mı? Bir rahatsızlık var mı? Bağırsaklarımız iyi çalışıyor mu? Duygusal yemelerimiz var mı gibi önce bir sağlık taraması istiyoruz. Bir rutin hekim kontrolü ve kan tahlili, kan profili istiyoruz. Ha, burada eğer hiçbir şey yoksa ondan sonra beslenme modelini oluşturuyoruz. Ama buralarda bir sıkıntı varsa ilk önce bu sıkıntıların giderilmesi lazım. Yani sizin sindirim sisteminiz çok iyi çalışmıyorsa, bağırsaklarınızda bir takım problemler varsa siz dilediğiniz kadar sağlıklı beslenin, sağlıklı gıdaları tüketmeye çalışın. O besinler sizin vücudunuzda metabolize olamıyorsa o zaman yaptığımız iş biraz havada kalıyor. Dolayısıyla tam bir sağlık hali. Yani yediğimiz besinler bizim saçımıza da iyi gelmeli, midemize de iyi gelmeli, gözlerimize de iyi gelmeli, bizim daha enerjik olmamızı sağlamalı. Vücudumuzu tam olarak aynen, evet. Onun için tam bir bütün olmalı ve en önemlisi bence şu günlerde de sürdürülebilir olmalı. Çok haklısınız. Az önce biraz üstünden geçtik ama birçok sosyal medyada da internette de dediğiniz gibi bu diyet programları işte evet, dolaşıyor birçok yerde. İnanılmaz. Kendi kendimize diyet programı hazırlamamız ne derece doğru? Mutlaka bir uzmana danışmalı mıyız? Kesinlikle şöyle, beslenme bir bilim. Dolayısıyla hani işte sosyal medyadan ya da magazin programlarından öğrenilesi bir şey değil maalesef. Sonrasında bunun gerçekten çok fazla yan etkilerini ve zararlarını yine kişi kendisi yaşıyor. Tek kullanımlık değil maalesef vücudumuz. Bir ömür boyu en sağlıklı şekilde onu korumak ve beslemekle yükümlüyüz aslında. Dolayısıyla işte web sayfalarına, internete, sosyal medyaya girdiğinizde milyonlarca diyet var. Milyonlarca liste var ama işte kime göre, neye göre? Herkes bir şeyler öneriyor. Aynen. Kime göre, neye göre? Onun için herkes kendisininkini bilse yetecek. Bir başkasınınkine müdahale olmadan. Bunun için de mutlaka bir uzmana danışmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Öncelikle vücudumuzu. Evet, dediğim gibi yani beslenme bir bilim ve dolayısıyla bununla ilgili işte beslenme uzmanları var. Onun için hani bizim işimizi periferde de yapmaya çalışan işte yaşam koçları var, bazı hekimler var vesaire ama bu tam bir bilgi birikimi ve şey olması lazım. Yani bir eğitim süreci, bir akademik süreç. Dolayısıyla buradan mezun olup bu işi yapıyor olmanız lazım tam anlamıyla yapılabilmesi için. Evet. Şimdi birçok kişi programımızı izlerken aynı soruyu soruyor. Ben uzun zamandır diyet yapıyorum. Ne zaman bırakmalıyım? Ya da diyet yapıyorum ama hani bıraktıktan sonra aynı kiloma ve hatta daha üstüne çıkabiliyorum gibi sorular sorduğum mutlaka ben de aynı şey soruyorum. Evet, peki buna hayat boyu dikkat etmemiz mi gerekiyor? Yoksa arada bir
kaçamak yapabilir miyiz? Şöyle bu tabii ki... Kaçamakları sevdiğiniz... Aynen. Ömür boyu sürecek bir bilgi birikimi olduğu için arada tabii ki işte özel günlerimiz olacak, farklı tatmak istediğimiz şeyler olacak, sosyal ortam paylaşıyoruz. Günün yoğunluğundan dolayı her zaman çok mükellef sofralar hazırlayamayabiliyoruz gibi dönem dönem hastalandığımız zamanlar olabiliyor. Dolayısıyla bunu böyle çok dört dörtlük yapmaya çalışmamak aslında en güzeli. Ben hani hem danışanlarıma hem etrafımdaki herkese bunu anlatmaya çalışıyorum. %100 dört dörtlük yapmaya çalışmayın. Çünkü bir yerde kırıldığınızda bu sefer dibi görüyorsunuz. Hani nasıl olsa gitti, ben bu disiplinden çıktım deyip dibi görüyorsunuz bu sefer. Dolayısıyla bunu siz işte ne kadar ben yarısı işte atıyorum %50 yapabilirim. Ben bu programı %70 yapabilirim ama hep yapabilirim. Esas kabul gören o. Bu benim beslenme modelim. Ben bunu ömür boyu yapabilirim ama bunu yapamam gibi sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu bilgiye sahip olduğunuzda işte bugün atıyorum neyi artı olarak aldınız beslenmenize, ertesi gün onu o gruba eksilterek ya da bunu belki birkaç gün eksilterek ama hiç değil. Yani bugün çok yedim, yarın hiç yemeyeyim değil. Çünkü o zaman metabolizmanıza zarar veriyorsunuz ve o verdiğiniz zararı ertesi gün telafi edemiyorsunuz aslında. Dengelemek sadece önemli. Sadece kendimizi belki birazcık avutuyoruz hani. Aynen. Onun için biraz daha hani bir bilgi birikimiyle hareket etmemiz gerekiyor. Kendi beslenme modelimiz hakkında en azından. Çünkü herkesin alması gereken karbonhidrat, protein, yağ oranları çok farklı. Bunların zamanları çok farklı. İşte herkes 3 öğün beslenmek zorunda değil. Herkes 5 öğün beslenmek zorunda değil. Çünkü herkesin biyoritmi farklı. Sabah yatışı, akşam kalkışı çok farklı. Bunu bir kere öğrenmeniz yeterli. Tabii ki ömür boyu bir beslenme diyet uzmanı hizmeti almayabilirsiniz, almak istemeyebilirsiniz ama bunu bir kere öğrenmeniz lazım. Çünkü gen yapısıyla bunlar vücudumuzda işte spor genimiz, beslenme genlerimiz, bunlar zaten doğduğumuzda tanımlanıyor. Siz bunu bir kere öğrendiğinizde ondan sonra belli periyodik dönemler dışında zaten aynı şeyi sürekli uygulayabilirsiniz. Önemli olan kendimizi tanımamız. Aynen. Önemli olan kendi beslenme modelimizi bir kere öğrenmemiz. Peki pandeminin getirdiği hareketsizlikle birlikte kişilerde kilo almaktan şikayetçi birçok kişi. Bu konuda izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neler yapılabilir? Şimdi orada şöyle oldu. Ben bir taraftan yerim, bir taraftan da sporumu yaparım, kendimi de dengelerim diyen böyle bir kitle var. Ve bu kitle gerçekten ciddi spor yapıyorlar. Buna hani hem belirli bütçeler hem günün belli bir zamanını ayırıyorlar ve bir disiplin içinde yapıyorlar. Ama öbür taraftan da işte rahat rahat besleniyorlar falan. Şimdi bu grup çok kötü etkilendi. Çünkü hiçbir fiziksel aktivite kalmadı koridorda yürümek dışında. Evet. Tersine yemekle muhatap olma ihtimaliniz çok yüksek. Evet, bütün gün evde. Bütün gün evde. Dolayısıyla bu grup kendini hiç yönetemedi. Ve sıkıntılı bir grup olarak pandemiyi bitirdi. Ben bunu nasıl olsa beslenmeyle tamamlarım ama işte sosyal aktivitem de olsun, fiziksel aktivitem de olsun diye dengeli olanlar da bunu aslında avantaja çevirdiler diye düşünüyorum. Çünkü evde kaldıkları zamanda doğru şeyler hazırladılar, doğru zamanlarda yediler. Yapabiliyorlarsa da fiziksel aktivite yaptılar. Bunlar hasarsız atlatanlar oldu aslında. Dolayısıyla fiziksel aktiviteleri mümkün olduğunca hani atıyorum bir sakatlandığınızda bu sefer günlük fiziksel aktivitenizi de yapamıyorsunuz. Günlük işlerinizi de yapamıyorsunuz. Onun için bunu bir periyoda oturtmak lazım ve mutlaka eğer kilolu bir kişiyseniz ve spor yapmak istiyorsanız mutlaka mevcut ağırlığınızın %5'ini en az vererek böyle bir aktiviteye başlamalısınız ki hem kardiyovasküler sistemimize ekstra bir yük binmesin, hem dizlere çok fazla yük binmesin ve doğru kalp atım hızıyla bunu, doğru oksijenlenerek bunu yapabilelim. Dolayısıyla egzersiz konusu da pandemide en çok konuştuğumuz konulardan birisi oldu. Peki evlerimizde kısıtlı alanlar ve imkanlar dahilinde bunu nasıl sağlayabiliriz? Formumuzu korumak için neler yapmalıyız? Yani çok basit, hani aslında en çok önerdiğimiz hafif tempolu ve yumuşak zeminde yapılan yürüyüşler. Yani parkurda, dışarıda yaptığımız yürüyüşler. Çok yürüme, hani çok özel durumunuz yoksa yürüme bantlarını işte bisiklette vesaire çok
önermiyoruz aslında. Kendi vücut ağırlığımızda ve yumuşak zeminde yaptığımız hafif tempolu yürüyüşler. Ama bu kısıtlamalardan dolayı bunu yapamadığımızda ne yaptık? Biraz merdiven inip çıkmaya çalıştık. İşte pilates bantlarıyla biraz egzersiz yer hareketleri yapmaya çalıştık belki. Evet. Çok daha evde tabii parkur kuranlar falan da oldu bu arada. Oo. Hani Survivor parkuru gibi parkur kurup orada spor yapanlar da oldu. Ama dediğim gibi bunun sürekli olması lazım. Evet, ben bunu her gün 10 dakika yapıyor muyum? Yapıyorum. Sosyal medya bu konuda çok şey, çok zengin. Hani evet, kendinize uygun bir kaç video indirip düzenli olarak, periyodik olarak en azından bunu yapabiliyorsunuz. Yeter ki işte istekli olalım, vakit ayıralım ve sürekliliğini sağlayalım. Didem Hanım, çok güzel ve faydalı bir sohbetti. Eminim ekran başındaki izleyicilerimiz de bizlerle aynı görüşlerdedir. Katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir programa konuk olduğum için. Umarım anlattıklarımız gerçekten kişilere faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok faydalıydı. Değerli izleyicilerimiz, Ben de Yapabilirim isimli programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda farklı konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.